Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Destur ya seyyidi sultan evliya, medet ya Mevlana Mehmet Adil Hakkani, medet. Allahu Teala'ya hamdü sena olsun ki bizi zikir ehli eyledi. Bu basit bir mevzu değil kardeşler. Gerçekten bunu iyi anlamak lazım. Zikir ehli olmak Allah'ın fazlıdır celle celaluhu. İn'am-ı ihsanıdır yani. Büyük bir derecedir. Yani kendini üste görmek meselesi değil bu. Gerçekten büyük bir ikram ilahidir. Büyük bir ikram ilahidir. Onun için hamd edelim ki, şükredelim ki Allahu Teala Azimuşan Hazretleri ne yapsın? Daha çok versin. Daha çok versin. La in şekertum la azidannakum. Bismillahirrahmanirrahim. Siz şükrederseniz ben çoğaltırım diyor Allahu Teala. Onun için şükür ya Rabbi diyoruz. Bizi zikir ehli eyledin. Sokakta şurada burada değil, sadece kuru kuru beş vakit namaz kılan da değil, elhamdülillah zikir meclislerinde toplanan, arayan, aynı senin meleklerinin, hani nasıl hadis-i şerifte diyor ya, yeryüzüne inerler melaike-i kiram ve derler ki, arayın zikir halkaları nerededir, zikir halkaları nerededir, birisi bulduğu zaman ötekine bağırır hemen diyor. Helummu ila buğyetikum, koşun aradığınız burada, aradığımız burada. Meleklerin aradığı meclise Allah bizi elhamdülillah ilhak eyledi, nasip eyledi bize. Hamdü sena olsun. Bu büyük bir nimet. Hamd edelim. Azizan Hazretleri. Azizan kimdir? Nakşibendiler iyi bilecek bu tabirleri tabii ki. Aziz Ali Ramitini Hazretlerine derler. Azizan. Hoca Azizan Hazretleri. Diyor ki, dervişe günde üç bayram vardır diyor. Nedir o üç bayram? Yatkert yani zikir yaparak her gün üç bayrama, üç inama kendisi erer. Allahu Teala katından alır o inamı, o fazlı. Nedir o? Diyor ki bak, zikir yapmadan önce seni zikir yaptıran bir yardım geliyor Allah katından. Birinci nimet o. Tevfik. Yardım ediyor sana ki onu zikret diye. Bu bir bayram. Çünkü tevfik çok büyük bir nimettir. Demek ki üzerimize düşüyor ki biz zikrediyoruz Allah'a. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İkinci bayram nedir? Zikir yaptık. Allah dedik, zikiri yapmaya da erdik diyor. Elhamdülillah. Allah derken Allah'ın tevfiki bir geliyor üzerimize. Yardım ediyor sana. Demek ki seni istiyor. Seni istiyor demek ki sana yardım ediyor. Sonra Allah diyorsun, Allah'ı zikrettin, bu ikinci bayram. Üçüncü bayram da diyor kabuldür, kabul. O yaptığın zikri de kabul eder Allah-u Teala. Bir dervişe, zikir ehli dervişe günde üç bayram vardır bir zikirde diyor. Azizan Hazretleri ne güzel, ne büyük bir söz ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Onun için zikir ehli olmak gerçekten la mütenahi, sınırsız bağışlar içerisinde bulunduran çok büyük bir nimettir. Çok büyük bir nimettir. Elinden kaçıranın vay haline. Çok başını taşlara vurur sonradan. Ne yaptım ben der ya. Ne yaptım? Allah'a yakın olmak varken, Allah'la beraber olmak varken ben gittim kahvehanede oturdum, boş yerlerde oturdum. Genç arkadaşlarımla sohbet edecektim, çay içecektim, sigara içecektim, bilmem ne yapacaktım. Hiçbir karı yok, avantajı yok, yararı yok. Zikir meclisini bunun için bıraktım ben diyecek. Maalesef. Onun için biz elhamdülillah o kardeşlerimize tabii dua ediyoruz. Allah onlara nasip etsin. Ama bu büyük nimete erdiğimiz için Allahu Teala'ya hamdolsun. Celle Celaluhu. İnsan Allah'a zikrettikçe Allah'a yaklaşır. Ne zaman Allah'tan uzaklaşıyor? Dünyaya daldıkça. Bu dünyaya dalmak hataların en başıdır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hubbu dünya ra'su kulli hati'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Her hatanın başı dünyayı sevmektir. Ne diyoruz biz burada? Fakir olun, zor bir hayat yaşayın, sıkıntılı bir hayat yaşayın da demiyoruz. Bizim dediğimiz nedir biliyor musun? İstediğin kadar zengin ol. Dünyanın bütün malı mülkü isterse senin olsun. Sorun değil. Ama zenginlik senin ayağının altında olsun. Onu üstüne çıkartma. Çıkarttığın zaman
batırır ruhunu bataklar içerisine, lağımlar içerisine. Şeyhimiz Büyükşeyh Hazretleri, Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri'nin müthiş bir anlatışı var bu dünya meselesini. Allahu Ekber. Bunu var ya aklımıza yazalım. Aklımıza yazalım çünkü hani böyle arayıp arayıp bulamadığın kelimeler onun içerisinde. Diyor ki kul kalbini kime ayırdığına çok dikkat etsin. Çok dikkat etsin. Kalp basit bir uzuv, öylesine ihsan edilmiş bir bağış değildir. Kalp kötü, düşük, deni olan şeylerin yeri de değildir. Kalp ilahi bir latifedir Allah katından verilen. Celle Celaluhu. O Allahu Teala'nın nazargahıdır kalp. İnsandaki kalp. Allah oraya nazar edecek. Ne zaman nazar eder? Orada Allah'a ait olmayan şeylerden temiz olduğu zaman nazar eder. Kalp doluysa Allah'a ait olmayanlarla o zaman nazar gelmez. İlahi tecelliyi kalbine indiremezsin o zaman. Zor olur o zaman. Allah'tan uzak kalırsın, uzaklaştıkça uzaklaşırsın. Nedir diyor işte o kalbi temizlemek için dünyadan sıyrılmak lazım. Nasıl biliyor musunuz diyor işte. Fakir olun, sürünün yerin dibinde değil anlattığımız. İnsan, insan bir gemi gibidir diyor. Bak, çok önemli bir, çok önemli bir anlatım tarzı. İnsan bir gemi gibidir. Dünya ise geminin altındaki su. İnsan bir gemi gibidir. Dünya ise geminin altındaki su. Çok az olursa ne olur? Gidemez gemi. Değil mi? Gemiyi kaldıracak bir su lazım orada. Fakat diyor ki Şeyhimiz Hazretleri, gemi altındaki suyun çokluğundan korkmaz. Sapanca'da mı yüzdüreceksin gemiyi? Sorun yok. Karadeniz'de mi yüzdüreceksin? Büyük. Sorun yok. Akdeniz'de mi? Gemi der mi? Yok ben büyük suya gelemem. Ne kadar altındaki su büyük olursa olsun hiç sorun değil. Bak müthiş anlatıyor Şeyhimiz. İstersen o gemiyi okyanusa koy. En büyük okyanusa koy. Yine sorun yok. Gemi üzerinde yüzer. Gemi neyden korkar biliyor musun diyor. O altındaki suyu alıp da içine doldurmaya başlarsan işte ondan korkar. O altındaki suyu alıp da sen içeriye doldurduğun zaman kendini, maneviyatını, kalbini batırırsın. Dibe batarsın çünkü. Aynı şekilde de kardeşlerim, abilerim, dünya bizim altımızda, ayağımızın altında olduktan sonra Sapanca Gölü bizim olsun, Karadeniz kadar olsun, bırak okyanus kadar olsun hiç sorun değil. Mesele ne? Onu ayağının altında tuttuktan sonra hiç sorun yok. Mesele onu üstüne çıkarttığın zaman başlıyor. Evliya-i kiramın, peygamberi izamın söylemiş olduğu söz budur. Ayet-i kerimelerin anlattığı budur. Adamın biri, şeyh efendi, hoca efendi çok lüks arabaya biniyor. Bunda bir sorun yok. Hoca arabaya biniyor çünkü. Sorun nerede olur? Araba hocaya binerse olur. Sorun orada olur. Arabayı kalbine koyarsa hoca, Aman arabanın tekeri bırakıp ibadeti de arabayla uğraşmaya başlarsa o maneviyatını yıkar onun. Yoksa son model arabaya binsin hiç sorun yok. Resul-i Ekrem en iyi ata binerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele nedir? Kalbi muhafazadır. Kalbe dünyayı koymayacaksın. Geminin içine su doldurmadığın gibi kalbinin içine de dünyayı doldurmayacaksın. Orası çok mübarek, mukaddes bir yerdir diyor Şeyhimiz Hazretleri, Büyük Şeyhimiz Hazretleri. Orası Allah'ın nazargahıdır. Makam-ı Rab'dır diyor. Allah'ın makamıdır orası. Allahu Ekber. Onun için kalbe çok dikkat. Bu yaptığımız zikirler bize onun için lazım. Girmiş olduğumuz tarikat yolu bize onun için lazım. Meşayih-i kiram bize onun için lazım. Bakın yine
Azizan Hazretlerinin mukaddes bir raşhasını söyleyelim size. Mukaddes bir sözünü. Diyor ki, derviş, salikler, tarikat yoluna giren insanlar. Bunlar diyor bir mertebeye erebilmeleri için çok riyazat çekmeleri lazım. Nedir? Gündüz oruç tutar, zikirle devamlı olur, gece kalkar sabaha kadar. Sabaha kadar zikirde olur, ibadette olur. E şimdi biz kendimizi eğri oturup doğru konuşalım. Biz bu kadar zikir yapamıyoruz. Biz bu kadar ibadet yapamıyoruz. Öyle değil mi? Bir mertebeye ermek istiyorsan bunları yaparsın diyor. Fakat müthiş bir reçete vermiş tam bizim için. Diyor ki fakat bunlardan hızlı ilerleten bir yol daha var. Bunlardan daha hızlı ilerleten bir yol daha var. Nedir o? O diyor ki meşayih-i kiramın kalbine girmek. Onların sevgisine kazanmak. Onların sevgisini kazandığın zaman, onların kalbine girdiğin zaman diyor, onların kalbi Allah'ın nazargahıdır. Allah-u Teala onlara nazar etti mi sana da nazar eder diyor. Sen de alırsın. Onların kalbine gir. Hani diyor bir hadis-i şerif var ya, birbirinize temiz ağızlarla dua edin. Biz şimdi bunu avami mana olarak birinci makamda diyoruz. Kardeşin sana dua etsin, sen kardeşine dua et. Aslında diyor bunun manası nedir biliyor musun? Günahsız ağızlardan dua alın. Kimdir günahsız ağızlar? Evliyaullah'tır. Allah'ın has kullarıdır. Günaha gitmezler. Çünkü Allah'ın idaresindedir o kullar. Şimdi biz bu hafta sonu Şeyhimiz Hazretlerine niçin ziyarete gidiyoruz? Duasını almak işte. Mahabbetini kalbine girdik mi tamamdır. Çünkü başka bir şey yaptığımız yok şimdi. Ben akşam yemeğinden sonra bir demlik çay içmezsem rahat edemiyorum. Kendimden söyleyeyim size. Kendimi de kandırıyorum. Diyorum ki Büyükşehir Hazretleri de çayı çok severmiş. Ama Büyükşehir Hazretleri gündüz ibadet, gece ibadet. Biz gündüz uyuyoruz, gece uyuyoruz. Oraya bakmıyoruz. E ne yapacağız o zaman? O zaman şeyhimizin eline ayağına kapanacağız. Onun başka bir seçeneğimiz yok yani. Seçeneğimiz yok. Madem bu kadar keyif düşkünüyüz, o zaman evliya-i kiramın elini öpeceğiz, ayağını öpeceğiz. Onlar bir dua etti mi bütün kapıları açacaklar. Olur mu? Oldu. Şimdiye kadar oldu. Şimdiye kadar oldu. Bir duasıyla, bir kelimesiyle, bir nazarıyla, bir isteğiyle. Allah'ın nazargahı diyorum basit geliyor ya hani bize. Allah-u Teala onların istediğini yapmamak gibi bir şey yapmıyor Allah-u Teala. Celle, o kulum isterse ben yaparım diyor. Müjdelemiş onları. Sel tu'ta Resul-i Ekrem'den geliyor bu müjde. İste verileceksin sorun yok. Ne istersen iste. E onlar Resulullah'ın halifesi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah öldü. Haşa ve kella. Adamlar öyle söylüyor. Ya ne terbiyesizlik bu ya. Allahu Ekber. Bugün ikindi namazında bir tefekkür. Tahiyyata oturdum. Bakın Allah açacak ya Celle Celaluhu. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü diyoruz. Bu adamlar Fahrican Efendimizin kabrine gidiyoruz. Orada selam verdiğimiz zaman selam vermeyin, burada dua etmeyin, hiçbir işe yaramaz diyorlar ya. Bakın namazın içerisinde biz ne diyoruz? Selam sana olsun ey peygamber. Sana olsun diyoruz. Ona olsun demiyoruz ya. Peygamberimiz burada hazırdır. Her manevi makamda hazırdır Efendimiz. Bizim büyüklüğümüzden değil, onun büyüklüğünden. Hazırdır Allah-u Teala'nın ona verdiği kuvvetle. Yok itiraz ediyoruz. Peki soruyorum. Her namaz kılana bunu sünnet bıraktı Efendimiz. Selam sana olsun ey peygamber. Selam sana olsun. Sana diyebilmek için karşında olması lazım değil mi o zatı? Selam sana olsun. Bizzat ikimiz konuşuyoruz. Selam sana olsun. Allahu Ekber. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat.
mali, bedeni, söz olarak olan bütün ibadetler Allah'adır Celle Celaluhu. Sonra Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü. Ey peygamber, burada hazır olan peygamber, sana selam olsun. Bu demek bu ya. Bu demek bu. Ve ala ibadillahi salihin. Yaşayan, yaşamayan bütün salih kullara selam olsun. Niye söylüyoruz bunu ya? Onlara gitmiyorsa niye söylüyoruz bunu? Soruyorum yani. Ne mantıksız hiç demezler bir adama ya. Onlara bu selam ulaşmıyorsa biz niye böyle söylüyoruz? Resul-i Ekrem'e bu selam ulaşmıyorsa biz bunu niye söylüyoruz? Ya ibretle bakın da, ibretle bakın da artık çözün. Kavga gürültü değil bizim işimiz. Bizim işimiz kurtarmak insanları. Bakın burada biz kaç senedir sohbet yapıyoruz? Belki 10 sene olmuştur yani. Kayıtla 8 sene, 6 senedir değil mi? Şu cemaat, bu cemaat, şu adam, bu adam. Dile aldık mı hiç? Almadık. İki grubu dile alırız. Vahhabi, Selefi. Neden? Bunları çünkü Müslüman, çoklarını Müslüman olarak görmüyoruz. Ondan dolayı. Yahudi ve Hristiyan da dile alırız çünkü biz. İslam'da değiller çünkü. Bu insanlara anlattığımız, öğrettiğimiz şey nedir? Allah'a güzel bir kul olalım hep birlikte. Allah'ın yolundan gidelim hep birlikte. Allah'ın evliyasını sayalım. Edep ehli olalım. Öyle olduğumuz zaman kapılar bize açılır. Yüzümüz ak olur. Kalbimiz pak olur. Olmazsa karanlık olur her taraf. Ceza gelir üstüne üstlük. Edepsizlik yaptın ceza gelir. Gelir de görmez o da var. Aziz Ali Ramitini Hazretleri ile Seyyid Ata Hazretleri var. Ahmet Yesevi Hazretlerinin halifelerinden o da. Ahmet Yesevi Hazretlerinin halifelerinden. Aynı zamanda yaşarlarmış diyor. Birbirlerine de çok ziyarete giderler. İki evliya fakat birisi kutup. Aziz Ali Ramitini Hazretleri. Seyyid Ata Hazretleri diyor. Birbirleriyle bazen konuşurlarmış, bazen ilmi tartışmalar yaparlarmış. Bir gün bir edebe aykırı bir hareket yapmış. Azizan Hazretlerine. Edebe aykırı bir hareket yapmış. Azizan Hazretleri de bir şey dememiş. Mübarek. Fakat Allah'ın hikmeti, Allah'ın has kulu bakın. Oradan Türkler diyor geldi. O zaman artık Moğollar mı kimlerse bir baskın yaptılar Seyyid Ata Hazretlerinin şeyine, köyüne. Geldiler oğlunu esir aldılar. Azizan Hazretlerine suyu edep, edebe aykırı bir hareket yaptı. Oğlunu geldiler esir aldılar. Bak çok iyi dinleyin. Çok önemli şeyler bunlar. Tabii Seyyid Ata Hazretleri bizim bu zamanın cahil cualası gibi kuma daldırmamış kafasını. Başına bir olay geldiği zaman hemen anlıyor. Diyor ben Azizan Hazretlerine o hareketi yaptım. Bu onun cezası. Ne yapacağız? Hemen bir ziyafet düzenliyor. Azizan Hazretleri'ni çağırıyor. Bayağı da ısrar etmiş. Lütfen gelin efendim. Lütfen gelin. Israr ettikten sonra tabii Aziz Ali Rahmetin Hazretleri her şeye vakıf. Olaya da vakıf. Çocuğunu neden kaçırdı? Geliyor şeye. Davete geliyor mübarek. O davette de diyor alimler var çok. Meşayih-i kiramdan insanlar da var. Oturdular diyor. Tabii Seyyid Ata Hazretleri özür dilemiş. O halinden dolayı. Büyükler böyle işte ya. Ya sen edepsiz olma kardeşim. Allah'ın nazargahı okul. Ona edepsizlik yapmak Allah'a edepsizlik yapmaktır. Onlar seni affederler. Allah nasıl affediyorsa Celle Celaluhu. Şeyhimiz Hazretlerini sen sinirlendir seni bugün kovsun. Yarın sen gel seni yine alır içeri. Öyledir o insanlar yani. Neyse. Şeye oturdular, sofraya oturdular. Demedi tabii benim oğlumu kaçırdılar falan filan. Sofrayı hazırladılar diyor. Mübarek sofraya oturduğu zaman demiş ki Azizan Hazretleri, Aliya ismi. Tuzu koymuşlar, yemekleri koymuşlar. Ali diyor bu elini tuza götürmez Seyyid Ata'nın oğlu sofraya gelmedikçe. Tuzla başlıyoruz ya. Ali elini tuza götürmez
Seyit atanın oğlu buraya gelmedikçe. Herkes şaşırdılar, baktılar. Türkler de esir. Hangi Türkler bilmiyorum. Türkler de esir. Nasıl buraya gelecek? Ama Hazret'e de saygıdan herkes durdular, bekliyorlar. Bir iki dakika geçmedi diyor, kapı vurdu. Bir açtılar, Seyit Ata Hazretleri'nin oğlu. Kapıdan içeriye girdi. Dediler ki, sen nasıl geldin buraya? Vallahi demiş, ben de bilmiyorum. Bir gittim Türklerin esiriydim, bir anda burada oldum demiş. Seyit Ata Hazretleri'nin oğlu. Bir anda burada oldum. Ondan sonra oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar hep birlikte. Ben tuzu almadan, ne demek bu biliyor musun? Ben tuzu almadan Seyit Ata'nın oğlu burada olacak. Ve aynı şekilde oluyor. Ya o zamanda diyor adam. Bu zamanda olmaz. Bu zamanda da olacak. Ben olduğum gibi, bu dergah olduğu gibi Şeyh Efendi'nin duası değil mi? Şeyh Efendi Hazretleri Allah önünü açsın dedi. 15 gün sonra burayı adam nasıl daha önce anlattım. Allah razı olsun Sabri amcamızdan. İki adam bana burayı verecek ya. Geliyor beni kapımdan alıyor. Neden? Şeyh Efendi dua etti çünkü. Onun duası var çünkü. Böyle bir şey gördünüz mü siz? Kapısından gelip beni alıyor. Getiriyor ta Sapanca'ya. Tapu işlerini yapacağız. Bugün olmuyor. Ertesi gün tekrar geliyor kapımdan beni alıyor. Tekrar oraya getiriyor. Ya diyor hocam. Başka cemaatlerden adamlar geldi. Onlar da burayı istiyorlar. Duymuşlar. Nasıl da duyuyorlar maşallah. Bunların kulakları da çok... Vallahi amca dedim sen bilirsin yani. Ben hani zorlamam bana ver diye. İster onlara ver, yer senin. Mülk senin. Hayır senin. İster onlara ver, ister... Hocam ben sana vereceğim diyor. Onlar eşkıyaya benziyor. Allah. Adam biraz zorlamışlar mı? Ne yapmışlarsa artık bilemiyorum. Ama işte Şeyh Efendi Hazretleri'nin duası anında yani. Hani bu zamanda olur mu diyorsun, işte burası ya. İşte burası. Biz onların yolunda olalım yeter ki. Ne yapacağız onların yolunda olmak için? Onların sözünü dinleyeceğiz. Şeytanın değil. Şeytan avenelerinin değil. Sultanımız Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri çok güzel bir sohbet yapmışlar. Gerçekten müthiş bir tefekkür. Diyor ki, iflas eden kimdir? Hadis-i şerifte geçiyor. İflas eden kimdir? Hadis anlatıyor işte. Ahirete gider, elinde hiçbir şeyi kalmaz. Çok ibadetler yapar, milletin hakkına girmiş. Bir geliyor şeye, bakıyor ibadet tarafı dolu, tavana kadar. Fakat hak sahipleri bir geliyor, ona veriyor, buna veriyor, şuna veriyor, bakıyor hiçbir şey kalmamış. İflas eden odur diyor Efendimiz. İflas eden ahirete amelsiz gidendir. Şimdi Şeyh Mehmet Efendimizin çok güzel anlattığı bir mevzu şurası. Fıkıh kurallarında şöyle bir şey var. El muflisu la yuhbesu. İflas eden adam borcundan dolayı hapse atılmaz diyor fıkıh alimleri. Hapse atılmaz. Fakat ne yaparlar? Bir tellal diyor. Gönderirler. Bir tellal. Bu tellal onun yanında şehrin içerisinde bağırır. Der ki bu adam iflas etmiştir. Bununla artık iş yapmayın. İş yaparsanız da ödeme yapmazsa artık kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Biz söylüyoruz. Böyle sokak sokak gezerlermiş. Bu adam iflas etti. Bu adamla iş yapacak adam ona göre yapsın. Bak şimdi. Tefekkürümüz burada meydana çıkıyor. Diyor ki Şeyhimiz Hazretleri, aynı bu şekilde de işte Allah-u Teala Celle Celaluhu ayetlerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde aynı o tellalın insanlara seslendiği gibi sesleniyor ve bize diyor ki bu şeytanla iş yapmayın. Bu şeytanın lafını dinlemeyin. Bununla iş yapan, bunun lafını dinleyen zarar edecekler. Ziyan edecekler, kaybedecekler. Allah'ın mağdubu kızdığı kişiler olacaklar. Bu şeytanla iş yapmayın. Görüyor musun? Görüyor musun? Öyle değil mi? Açık değil mi? Mümtehine suresinin birinci ayeti. Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyuhallezine amenu
La tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya. Ey iman edenler, ey iman edenler, benim ve sizin düşmanınız olanları kendinize dost edinmeyin. Bugün ne yaptı? Herkes onları dost ediniyor. Şarkı dinliyor gümbür gümbür, türkü dinliyor gümbür gümbür. Ondan sonra savaş filmi seyrediyor, of ben bir orada olsam diyor, tamam mı? Zikir diyoruz, tir tir titriyor, nasıl gideceğim zikir? Bu ne hal ya? Allah razı olsun, bu son zamanlarda filmlere zikirleri koymaya başladılar. Oradan biraz ısınıyorlar adamlar. Allah'a şükürler olsun. Yoksa bu ödleklik, bu korkaklık gitmeyecek bunlarda. Allah'ı zikrediyoruz ya Celle Celaluhu. Allah'ı zikrediyoruz. Allah 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 diyorsunuz, biz korkuyoruz. Ya savaşa giderken de Allah Allah diye bağırmıyorum bu adamlar. Bu adamlar dediğimiz bizim mücahitlerimiz yani. Allah Allah Allah. Ya ne kibar. Kibar da denmez buna yani. Biz Osmanlı torunu değil miyiz ya? Biz Osmanlı değil miyiz? Biz heybetimizle meşhur insanlarız ya. Bizim ismimizi duydukları zaman titrerlerdi. Biz Allah ismini duymaktan titriyoruz. Allah ismini anmaktan titriyoruz haşa. Ne biçim hal bu yahu? Kendimize, özümüze dönelim biraz. Özümüze dönelim biraz. Bak artık Osmanlıca da var. Okuyup okuyup özümüze dönelim. Osmanlıcanın ne kadar lazım olduğunu çok anlattım burada. Çok anladım. Tekrar edelim kısaca. İngilizce öğrendiğimiz, Osmanlıca lazım zaten. Kendi şeyimiz biliyorduk zaten. Fakat İngilizce öğrendikten sonra Osmanlıcanın ne kadar büyük bir değer olduğunu, şanlı ecdadımızın bunu neden yaptığını daha iyi anladık. Neydi o anlamamızın şekli? Kur'an-ı Kerim'i tercüme ediyoruz, İngilizce çalışıyoruz ders ya. Yahu zalim kelimesi geçiyor. Bulamıyoruz İngilizce karşılığı nedir? Yakın bir mana, yakın bir mana. Şimdi ben soruyorum. Zalim kelimesini Türkçe başka bir kelimeyle anlatın bakalım. Zalim. Zalim, acımasız. Gaddar diyor Arapça. Acımasız. Acımasız da tam değil. Hayır. Zorba olur mu? Tam olmuyor. Hayır. Tam olmuyor. Eksik kalıyor. Hüsrana uğrayan. Hüsrana uğrayan. Tam kelimelerini bulamıyoruz. Tam manayı yansıtamıyoruz. Ne yaptı şanlı ecdadımız? Kur'an'ı daha anlayalım diye Türkçe'yi zenginleştirdiler. Ne yaptılar? Arapçadan biraz kelime kattılar. Farsçadan biraz kelime kattılar. Bunu şimdi kendi ana lisanı gibi duyduğumu anlıyorsun. Hüsran diyorsun. Hemen anlıyorsun. Onlar hüsrana uğrarlar diyor. Namaz kılmayanlar hüsrana uğrarlar diyor ayeti kerime. Sen hemen anlıyorsun. Zalimler iflah olmazlar. Şak diye anlıyorsun. Zalim de Arapça, iflah da Arapça ama senin diline girmiş. Osmanlıcayı dilimizi zenginleştirmek için koydular. Müthiş derecede de zenginleşti. Müthiş derecede. Bu şimdi modern Müslümanız diyorlar ya da moderniz diyorlar, gavuruz diyorlar, ateist ne diyorlarsa işte. Bunlar goya Osmanlıcadan kurtulacağız, yeni kelimeler çıkartacağız diyor ya. Sana ecdadının kelimelerini bir kenara bıraktırıp gidip İngiliz kelimelerini sokuyor. Bunu zenginleştirdiği bu. Ya İngilizce kelimesini bilsen tamam bil. Onda bir ziyan yok. Ama niye unutalım ya? Bildiğimizi niye unutalım? Saçmalık burası yani. Sen bana ek kelimeler mi getireceksin İngilizceden? Bildiğime ek olarak getir. Fazla olarak getir. Sen bana başka bir alfabede yazmayı mı öğreteceksin? Öğret. Hay hay kabul ederim. Ama benim alfabemi bana niye unutturuyorsun? Bildiğim ilmi bana niye unutturuyorsun? Bu mantıklı olabilir mi ya? Resmen bu ne demek biliyor musun? Sana İngilizce öğreteceğim yarın fakat Türkçeyi unutacaksın. Yoksa öğretmem. Bu mu demek ya? Bu ne kadar saçma bir şey ya. Tamam İngilizce öğreteceksen öğret kardeşim. Türkçem de olsun, İngilizcem de olsun. Arapça öğreteceksen öğret, Arapçam da olsun. Bunların yaptığı bu ya. Bunların yaptığı bu. İslam'dan kaçıyorlar, tamam mı? Ne kadar kaçarlarsa o kadar karanlığa gidiyorlar. Batıyorlar, batıyorlar, batıyorlar. Çünkü biz ne zaman en üst kademeydik, ne zaman dünyaya ilmimizle, kuvvetimizle, adaletimizle hükmettik, İslam'a sımsıkı sarıldığımız zaman. Ne vakit kaçtık, o şekilde battık.
geçmişinden kopuk bir insan olamaz. Ecdadımızı iyi tanıyacağız. Osmanlıca bizim için çok lazım. Ama işte ayet-i kerimin dediğine çok dikkat. Diyor ki Allah-u Teala, benim ve sizin düşmanınız olanları dost edin. Bugün maalesef Kur'an diyoruz, zikir diyoruz, hadis diyoruz, Allah mekanı diyoruz, dört nala kaçıyorlar. Kafeye gidelim, kıza gidelim, kahveye gidelim, araba buluyorlar, koşuyorlar. Ne oldu? Gelecek başına bela, çekeceksin. Allah-u Teala Şeyh Mehmet Efendimizin buyurduğu gibi, tellal bağırıyor, ayet seni çağırıyor, hadisi şerif seni çağırıyor, Allah'ın kulları seni çağırıyor, duymadım deme sonra. O iflas ettirenle, o şeytanla, o şeytanın askerleriyle iş yaptıktan sonra, battıktan sonra ceremesini kendin çekersin de hiç vah etmeye, ah etmeye bile hakkın olmaz, kimse de sana acımaz. Böyle bu iş. Dost edinmeyin diyor. Tulkuna ileyhim bil mevaddeti. Bir de onları seviyorsunuz. Muhabbet atıyorsunuz onlara. Allah Allah. Bir grup insanlar çıktı bize. Bir zaman Mevlana Hazretlerinin yolunu yol edindik. Maşallah. Maşallah. Sultan ne diyor Mevlana Hazretleri? Ne olursan ol yine gel. Hristiyan olsan da gel. Yahudi olsan da gel. Maşallah. Güzel. Yunus Emre Hazretleri ne dedi? Yaratılanı severiz yarat. Maşallah. O da güzel. Tabii. Kucaklayıcı olun. Onlardan yanlış gördük, affettik. Onlara yine dua ettik. Maşallah. Maşallah. Ondan sonra Müslüman kardeşinden bir hata gördük. Allah evini batırsın. Bu nedir abi ya? Bu ne? Bu nasıl yani Mevlana'nın yolu? Bu nasıl Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin yolu ya? Allah seni paramparça etsin, ayağını kırsın, arabanı ters çevirsin, traktör üzerine çökersin. Nasıl diyor? Tulkuna illeyhim bil mevaddet. Yahudi, Yahudilere dua ederiz. Onlara da acırız. Allah dinine döner. Güzel. Böyle düşün. Allah'ın dinine girsinler. Kimsenin cehennemlik olmasını istemeyiz. Tamam. Maşallah diyeceğiz sana ama Müslüman kardeşinden bir hata gördüğün zaman yiyorsun, bitiriyorsun, çiğniyorsun, eziyorsun. Bizi kandırma o zaman ya. Ne demek bu? Ha, para nereden geliyorsa onu affederim. Yanlış yapsan hani Şeyh Efendi Hazretleri diyor ya, Kabe'de taşıyorlar diyor şeytanı. Şeytan hiç kızmıyor. Arkadaşları çünkü diyor onlar. Nasıl olsa diyor, memlekete döndüğümüz zaman bizimle beraber devam edecek. Kızmıyor, taş atıyor diye. Bunlar da öyle şimdi. Onlara kızmıyor, para geliyor ya oradan. Tulkuna ileyhim bil mawaddati ve ana a'lemu bima akhfaytum ve ma a'lantum. Gizlediğinizi de açıktan yaptığınızı da biz iyi biliyoruz diyor Allah-u Teala. Celle Celaluhu. Bu ayeti kerime diyor, sahabe-i kiramdan birisi hakkında inmişti. Hatib radıyallahu teala. Diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gidecek askerleriyle, galiba yanlış hatırlamıyorsam, bu oradaki müşriklere mektup yazıyor. Müslümanlar gelecekler, sizi şey yapacaklar, dikkatli olun. Tabii bir kadınla, bir köle kadınla da bu haberi gönderecek. Tabii Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatta. Cebrail aleyhisselam hemen geliyor, haber ediyor. Diyor ki falanca yerde bir kadınla haber gönderiyorlar. Sizin gideceğinizi gitmeden önce haberdar olacak, sizi bekleyecekler bu seferler düşmanlar. Resul-i Ekrem diyor, gidin Hazreti Ali'ye. Gidin hemen yakalayın. Eğer vermezse vurun boynunu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gidiyorlar, yakalıyorlar tabii. Kadın itiraz ediyor. Şöyle böyle yaparken Hazreti Ali kılıcı çekiyor. Ondan sonra pat buluyorlar şeyi. Haberi buluyorlar. Bakıyorlar altında kim? Hatip yazmış. Peygamberimiz çağırıyor tabii. Niye böyle yaptın? Neden böyle yaptın? Diyor ki ya Resulallah, orada benim ailem var. Yani onlardan yardım istedim ki diyor, aramı iyi tuttum ki aileme sahip çıksınlar diye. Aileme sahip çıksınlar diye böyle bir iş yaptım. Bunun üzerine ayet iniyor. Diyor ki ayet, benim ve sizin düşmanlarınızı
dost edinmeyin, yardımcı edinmeyin, dayanak edinmeyin. Bakın ne kadar ince mevzu ya. Şimdi açılıyor ha bu. Allahu Ekber. Kendi ailesi, çoluğu, çocuğu orada, onları korumak için onu gönderiyor. Allahu Teala böyle bir şey olamaz. Benden güzel bir koruyucum var. Allahu Teala'dan güzel bir koruyucum var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oraları fethedecek zaten. O zannediyor ki oraları fethedemeyecek. Müşrikler yine onların başına çullanacak. Ondan dolayı bari ailemi kurtarayım. Bu ayet iniyor. Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlara muhabbet atmak falan. Biz sadece Müslüman olmalarını isteriz. Cennete gitsinler isteriz. Sevgimiz öyle. İslam'a düşmanlık yapıyorsa o konuda onu sevemeyiz yani. Onu engelleyeceğiz. Nasıl engelleniyorsa. Bu şekilde. Demek ki şeytan bir iflas etmiştir. Ne zaman iflas etti şeytan? Adem aleyhisselama secde et dedi Allahu Teala. Etmedi, orada iflas etti. Şimdi bizler şeytan ve şeytan askerlerini dinliyorsak, onların yolundan giriyorsak, Allahu Teala'nın ayatı kiramını dinlemiyorsak, o zaman batmaya mahkumuz, çekeriz çilesini. Allah verir cezanızı ya. Maazallah. Maazallah. Allah'ın verdiği cezaya kimsenin gücü yetmez. Onun için ne yapacağız? Tellala kulak verelim. Ayat-ı kirama kulak verelim. Onları dost edinmeyelim. Allah'ın has kullarını dost edinelim. Zikir meclislerinde buluşalım. Sohbet meclislerine gidelim. Evliyayı kiramın gidip duasını alalım inşallah. Duasını alalım da yolumuz aydınlık olsun. Yolumuz aydınlık olsun. Onlar bir dua etti mi o kıyamete kadar bereketi devam eder o. Önün açılsın dedi mi önün daha kapanmaz seni yani. Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Onun için gencim ben, şöyleyim ben, yeni evlendim ben, ne olursan ol kardeşim. Allah'a kul olmakla mükellefsin. Ne olursan ol, genç olduğun için şeytan seni affetmez yani. Yine seni cehennem çukuruna batırır. Bu iş böyle. Yeni evlendiysen de batırır. Eski evlendiysen de batırır, yaşlıysan da batırır, gençsen de batırır. Onun için Allah'ın düşmanını dost edinmeyelim. Gerçekten Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü. Yani bu şeytan iflas etmiştir. Ayat-ı kiramlar dellal gibi bağırıyor bizlere. Sakın buna tabi olmayın, bununla iş yapmayın. Biz hala koşup da onunla iş yapıyorsak artık ceremesini kendimiz çekeceğiz. Allahu Teala Celle Celaluhu Safer ayını hayırla çıkmayı nasip eylesin bizlere. Mübarek Mevlid ayı Rabiül Evvel ayında hayırlarla girmeyi nasip eylesin bizlere. Allahu Teala Celle Celal zikir ehli olmaktan ayırmasın. Evliya-i kiramımızın, şeyhimizin duasını almayı da bizlere nasip eylesin. Billahi Teala el Fatiha.